yapacaksınız? Şimdi güldüğüm zaman buralarında kırışmalar oluyor. Böyle bir odama gördüğünüz gibi bir sarkma var. İlaçla birlikte tabii bir elastik var. Yani bunların kaybolmasını istiyorum. Ve bunları tabii ameliyatla değil. Peki ne istiyorsun tam olarak? Tam olarak ne istiyorum? Yüzüm biraz daha fresh olsun. Buradaki sarkmalarımın bitmesi. Ama ameliyatla değil. Ameliyat zamanı daha gelmedi diyorsun. Gelmediğini düşünüyorum. Psikolojik olarak hazır değilsin. Yok. O zaman sana daha kolay uygulanabilecek birkaç metodu bir arada kombine edip uygulamak gerekecek. Neler mesela? Yanağını biraz yukarı çekmek için bizim kullandığımız eriyen ipler var. Bunlar 6 ay içinde erir ama ciddi bir sıkılık ve fresh bir görüntü yaratır. Bunun dışında çektikten sonra bu jol dediğimiz şu yanak bölgesinin önünde kalan çukura kaldığı oranda bir dolgu yapmayı planlayıp çenenden yanağına doğru geçişi mümkün olduğu kadar çukur olmadan daha düz yapmayı çalışacağız. Ondan sonra tabii bir de sana botoks yaparız ki alanındaki fresh görüntü tekrar geri gelsin diye kaza yaparım ve alnına da botoks. Gayet güzel olur. Şimdi sana bir anestezik krem süreceğiz. Oldukça etkili bir krem. Yapacak olduğumuz küçük iğnelerin de hissedilmesini oldukça azaltacak. Çekme etkisinin göz altında yaptığı etkiyi görerek nereye doğru yapmamız gerektiğini karar veriyorum. Şöyle bir ip. Evet, güzel olacak. Burada da ters ip. Şu göz kenarına bir santimden uzak olmamız lazım. Tabii ekstradan üçüncü bir ip daha koyabiliriz bu bölgeye doğru. O da şurayı çeker. Bu yeni nesil bir antiseptik dezenfektan. Kullanacak olduğumuz ip bu polilaktik asit ve polikapronilaktik asitten oluşan materyalden yaklaşık olarak 4 ay içinde eriyecek hat boyunca ip olacağı için yaratmış olduğu etki devam edecek. Çünkü ipler erirken aynı zamanda fibrozis yaratıyorlar. Bu yüzden de o hat boyunca yarattığı fibrozis yanağı yukarıya çekmeye devam edecek. Seri bir paketin içinde ayrı bir paket. İkinci bir paket daha vardır. Çift paket olarak yapılırlar. Burada çift iğne vardır. Bu ortadaki eriyen ve aynı zamanda balık kılçığı şeklinde çıkıntıları olan bir ip. 3-6 ay içinde eriyecek. Ortadan bir noktadan girdikten sonra bu iğne başka bir yöne doğru gidecek. Bu iğne de başka bir yöne doğru gidecek. Üzerindeki bu küçük balık kılçığı tırtıklar dokuyu yakalayacak ve yukarıya doğru çekecek. Evet, şimdi küçük bir kesi yaptım. Hattımız belli zaten, uyuşturduğum bölgeden dolayı. Yavaş yavaş gidiyorum. Tüm ortaya geldik. Ortaya geldikten sonra geri kalan ipimizi de yukarı doğru gönderiyoruz. Çekmek. Daha sonra aynı delikten tekrar girdim ve başka yöne doğru giderek oradan çıktım. Evet, ikinci deliğimizi açtık. Buradan aşağıya doğru ipimizi kontrollü bir şekilde gönderiyoruz. Yukarı doğru döndüreceğiz şimdi. Şu an her iki taraftaki oluşan farkı hemen görme şansımız var. Yanaktaki deri fazlası saçlı deri hattına doğru yukarıya doğru çekilir. Bu yaklaşık bir 10-15 gün içinde buradaki oluşan küçük potlar tamamen kaybolacaktır. Bu arada potlarda
saç çizgisine yakın olacağı için hastaya da rahatsızlık vermeyecektir. İstediğimiz gerginliğe ulaştıktan sonra ipimizi kesiyoruz ve kestik. Şu an iki yanak arasındaki toparlanmayı net olarak görme şansımız var. Bu taraf ani olarak daha yukarıya çıktı. Herhangi çıkış deliklerine çekinti yok. Burada gördüğünüz şişlikler birkaç gün içinde toparlayacak ve görüntü çok daha güzel bir hale gelecek. Bir mimik yapalım. Bakın mimikte hiçbir çekintisi yok derdi. Bu çok önemli çünkü şu an çekintisi varsa mimik yaparken bu daha da artacak demektir ve hastamız bundan hoşlanmayacaktır. Şimdi sağ ve sol tarafımıza 3 çift polilaktik asitli sıkılaştırma, cilt germe amaçlı eriyen iplerden taktık. Bunlarla %1 fresh görüntü oluşur. Bu anlık görüntü şu an. Yaklaşık 10 gün içinde çok daha doğal, daha dalgasız, daha sıkı ve daha güzel bir görüntüye ulaşacak. Bahsettiğim potlar buradaki potlardı. Görüyorsunuz şu an bu bölgede saçın tam önünde potlar var. Bunlar deriyi germeden kaynaklanan potlar. Ve bunlar da 10 gün içinde dağılacaklar. Bunlar olmadan bu tarz iple germe işlerini yapmak mümkün değil. Çünkü derideki fazlalığı yukarıya doğru çektiğiniz vakit bir yerde mutlaka potun olması gerekiyor. Bu ya saç içinde olur ya çok görünen bir yerde olur. Saç ön çizgisinden yaptığınız zaman kadın hastalar bunu saçlarını sallayarak çok rahatlıkla komple edebiliyorlar. Hem malar bölge yani elmacık kemiği bölgesi hem de jol bölgesi yukarıya doğru çekilmiş oldu. Prejol dediğimiz bu yanakla çene arasındaki kontürü bozan hafif çukuru dolguyla gidereceğiz. Daha sonra da botoksumuzu yapacağız. Evet, neler hissettiniz? İpte yüz germe yapmıştı. Yani acısız bir işlem ve şu anda da kendimi çok fresh hissediyorum. Yani istediğim sonuca 10 gün içinde kavuşacağım dedim. Yani şu an şişlikler var ama o tabii iğnelerin gidip çıktı. Tabii size şeylerden bilgi vermeseydik dalgalanma olacağını ve bunun 10 gün içinde geçeceğini söylemeseydik biraz telaşlanırdınız. Çok telaşlanırdım ve çok kötü hissederdim kendimi. Ama bu tabii senelerden beri yaptığımız bir işlem olduğu için bunlar tamamen doğal uygulama sonrası gözüken durumlar ve tamamen 10 gün içinde de kaybolup gidecekler. Endişe etmemek lazım. Ben çok güzel olacağım. Zaten şimdiden güzel oldunuz. Çok teşekkür ederim. Çok versin. Şimdi elimizde hyaluronik asit bazlı bir dolgumuz var. Vücutta bunu birçok yerde kullanabiliyoruz. Bunlar kendi vücudumuzda bulunan kollagen ve elastin lifleri oluşturan bir materyaldir hyaluronik asit. Cilt altında doğal olarak bulunur. Biz bunun laboratuvar ortamında üretilmiş formunu vücuda istediğimiz bölgesine, bu ister elmacık olur, ister burun kenarındaki oluk olur, ister çene ucu olur, birçok yerde hacim sağlamak ya da cildi daha fresh göstermek amacıyla kullanıyoruz. Burada bu formunu hacim sağlamak için özellikle prejol bölgesindeki çukuru azaltma amacıyla kullanacağız. Biraz önce yaptığımız ipten dolayı buradaki çukur bir miktar azaldı çünkü yanağı yukarı doğru çektik. Şimdi kalan küçük bir kısmı da dolguyla halledeceğiz. Dudaklara uygulanıyor. Tabii dudaklara da uygulanıyor, birçok bölge uygulanıyor. Burnuna da uygulanıyor. Bir yıl içinde eriyen formdur. Bunlar kalıcı dolgu değil. Kalıcı dolgu olmadığı için de genelde kalıcı dolgu olmayan materyaller vücudun kendi yapısıyla biyo uyumlu materyaller oluyor. Ama tamamen gidiyor. Evet. Biraz önce yüzünüzü temizlediğiniz için ekstra bir temizlik gerekmeyecek. Başınızı lütfen yerden doğru çıkıyorum. İpleri etkilememek için küçük küçük masajımızı yapıyoruz. İpler sonrası hastalarımızın yüzüne bir 10 gün herhangi bir şekilde sert bir masaj
yapmaması gerekiyor. Yüz üzerinde yatmaması gerekiyor. O bölgeye herhangi bir şekilde travma uygulamaması gerekiyor ki ipler o bölgeye entegre olabilsin. Yoksa o bölgeye daha öncesinde masaj, özellikle sıkı bir masaj yapılırsa yanaklara, iplerin o tutan kısımlarından ayrılmasına sebep olacağı için ipin etkisini azaltacaktır. Şimdi bu tarafa yapıyorum ve ben tepeden baktığımda aradaki farkı görüyorum zaten. Şimdi kalanı da sağ tarafa uygulayacağız. Masajımızı buraya yapıp buradaki dolgunun dağılmasını sağlayacağız. Bu önemli bir işlem çünkü daha sonrasında görülen problemlerin birçoğu sadece şu masaj yapılmamasından dolayı görülebiliyor. Homojen dağılımı sağlamak ve tek bir noktada kalmasını engellemek amacıyla masaj önemli. Evet, şu an sertlikler de gitti. Homojen bir şekilde dağıldı. Gayet güzel. Şimdi botülinum toksin uygulaması yapacağız. Kaz ayakları ve alın için botoks uygulamamızı yapacağız. Botoks uygulaması için çok değişik, farklı preparatlar var dünyada. Bizde de kullanılan şu an ruhsatlı 2 ürün var. Biz o 2 üründen birini sulandırdık şu an. Kaş arası, alın ve kaz ayakları için uygulama yapacağız. Özellikle hastamız gibi alnı çok geniş olan hastaların botoks uygulamasına erken dönemde başlamasını tavsiye ederim. Çünkü alın geniş olduğu zaman mimikler de çok fazla yapılıyor ve erken dönemde alında, geniş alında kırışıklıklar, yatay düzlemde kırışıklıklar oluşuyor. Önlenmesi için veya geciktirilmesi için erken dönemde uygulamalara başlamak gerekiyor. Çünkü bu şekilde erken dönemde başlanan botulinum toksin uygulamasıyla kaslar daha güçsüz bir hale geliyor ve oluşacak olan kırışıklıklar daha geç oluşuyor, daha az oluşuyor, daha yüzeyel oluşuyor. Halbuki botulinum toksin yapılmaz ise veya geç kalınır ise kırışıklıklar yatay düzlemde ciddi bir şekilde derinleşiyor ve bunları daha sonrasında uygulanan botulinum toksinle gidermek mümkün değil. Sadece bir miktar hafifletmemiz mümkün olabiliyor. Şimdi hastamız doğal görünüm, fresh görünüm, bir miktar daha yanakların yukarıya kalkmasını, mimiklerinin azalmasını istiyor ve aynı zamanda da ameliyat olmak istemiyor tabii. Hastanıza üst yüz için botoks, orta yüzdeki sıkılaşma ve fresh görüntü için eriyen iple askılama ve aynı zamanda da çene kenarlarındaki o üzgün yaşlı ifadeyi gidermek için de hyaluronik asit dolgu önerdik. Ve bu şekilde bir uygulama yaptık. Şu an uygulamanın hemen sonrasındayız.